Eceabat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün ıslah ettiği linans, olas aspir çeşitleri ve Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce geliştirilen dinçer aspir çeşidiyle Eceabat Merkez Kabatepe yolu üzerinde İsmet Alçalar'ın 7 dönümlük arazisinde 3 çeşit ile kurmuş olduğu aspir uygulamalı olarak tarla günü yapıldı. Tarla gününe Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yayım Koordinatörü Doktor Sami Süzer, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Aspir Konu Sorumlusu Doktor Metin Babaoğlu, şube müdürleriyle il ve ilçe müdürleri, teknik personelleri, stajyer öğrenciler ve bölge çiftçileri olmak üzere toplam 57 kişi katıldı. Yapılan tarla gününde konuşan il müdürü Erdem Karadağ şunları söyledi. Aspir gerçekten çok iyi aranan, özellikleri çok yüksek olan çok iyi bir bitki çeşidi. Hele hele yağlık anlamda baktığımız zaman zeytinyağından sonra hemen hemen diyebiliriz ki en iyi yağ çeşidi. Özellikle de yemeklik yağda tat, lezzet, aroma katması için birçok yerde kullanılan bir yağ. Demek ki Türkiye'mizin yağ açığını biz öncelikle alternatif yağ ürünlerini üreterek çözmemiz gerekiyor. Burada da tabii kanola falan da var. Trakya'da yaygın olarak ekiliyor. Ama aspir biz daha fazla özendirmemiz lazım bu aspir bitkisini. Çünkü yağ değerleri, yağ özellikleri çok iyi olan bir yağ çeşidi elde etmemizi sağlıyor. Yine şöyle bir baktığımız zaman genellikle İç Anadolu, iç kısımlarda yaygın olarak üretilmeye başlamış olan bu aspir bitkisi 2008 yılında Trakya bölgesine gelmiş ve ondan sonra yaygınlaşmaya başlamıştır. İlimizde ise son 3 yılda ekilimi yapılmaya başlanmış. 2014 yılında 1150 dekar, şu anda ise 2320 dekarlık bir alanda aspir bitkisini ekmiş bulunuyoruz. Ama hedefimiz tabii ki bunları 10 bin dekarlara kadar çıkarabilmek. Çünkü neticede ülkemize endüstriyel bir bitki olduğu için ülkemizin katma değer, ülkemize de katma değer katacağına biz inanıyoruz. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Aspir Sorumlusu, Linans ve Olas çeşitlerinin ıslahçısı Doktor Metin Babaoğlu her çeşidin başında çeşitleri tanıttı, yetiştirme tekniğiyle ilgili bilgi verdi ve çiftçilerden gelen soruları cevapladı. Dersiniz ki ya ben izleye ekim yaparsam zaten boş kalacaktı, düz araya ekeyim sonra traktörle ezeyim derseniz bu sefer hasatta probleminiz var. Onu 2000 yılında ilk başladığımız yıl biz yaptık, 65 dekarlık tohum üretimi vardı. Traktörle ezdim ben onları. Hasat zamanı gittik. Tam hasat edeceğiz. Traktörün ezdiği yerler daha sonra toprak seviyesinden yeniden filizlendi. Ve sapsarı olan tarla arasında sıra sıra yeşil yeşil bitkiler, çiçeklenmiş bitkiler vardı. Hasatta maalesef tohumunuzu nemlendirir. Bu şekilde yapmayın. O nedenle biz ilk ekerken dekara 30 kilo üre. Trakya şartlarında bu yeter. Yağmur durumu iyidir. Orta Anadolu'da 15 kilo civarında falan öneriyoruz ama Trakya şartlarında 30 kilo üre atıp üzerine de yabancı ot ilacını verirseniz herhangi bir problem yaşamazsınız. Bazı yıllar zararlar sorun yapabilir. Bakla zınısı büyük zarar yapar. Özel sineği var, yeşil kurt tırtıllar bazı yıllar yoğun zarar yapıyor. Onlara dikkat etmeniz lazım. Eğer böyle bir şey olursa ilaçlamanız gerekebilir. Bugün de burada ülkemizde yağ açığı bulunan ve yağ açığının kapatılmasında özellikle faydası olacağını düşündüğümüz aspir çeşitlerinin tanıtımı için toplanmış bulunuyoruz. Bakanlığımızın tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırması amacıyla yaptığı bir proje var. Eğitim, Yayın ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı'nın. Biz de enstitü olarak Trakya'da buğday, arpa, aspir, çeltik konusunda 10 ayrı lokasyonda bu çalışmaları yürütmekteyiz. Yalnız Çanakkale bize tarımsal eğitim yayında bağlı olmamasına rağmen özellikle Gelibolu ve özellikle de Eceabat'ın bizden destek istemeleri gerek yetiştiricilik gerekse demonstrasyon konusunda ben kendilerini tekrar kutluyorum. Biz de buna karşılık verdik. İlçe müdürümüz burada. Bizden Linas, Olas bir de Eskişehir'in çeşidi dinçerle zamanında ekerek bir demonstrasyon kurdu. Genelde olarak yetiştirilen bir dekara 4 ile 5 kilogram arasında